Selamünaleyküm. Nazmi de gelsin aslında. Büyük ihtimalle bundan sonra bize göndermez. Ben yaptığı hizmetleri de dolayı Ahmet Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Kim ne söylerse söylesin, Ahmet Başkan geldiği günden beri Malatya'nın çarşısını, Malatya'nın çevresini değiştiren ve özellikle de esnaf ve sanatkar kesime her şeyini yaptı. Yani yapmadığı bir şey de kalmadı. İşte bugün kamyon garajında tutun, galericiler sitesine kadar tutun, Malatya'daki çarşılarda tutun, işte bakırcı pazarı, tüccar pazarı, şire pazarı, kadayıfçılar pazarı kapalı bir mekan yaptı. Özellikle İstanbul pasajı geldiği zaman, beraber gezdiğimiz zaman işler acısıydı. Kimin ne yaptığı bellisiz olan, insanların giremediği bir alanıydı. Çünkü Malatya'nın ilk ticaret merkezi, ilk göz ağrısıydı. İlk çakı kebabının olduğu yer, kitapların satıldığı bir yerdi. Ama Ahmet Başkan oraya bir el attı. Bugün orada herkes közde çay içmeye gidi. Çağısını, çoluğunu, karısını, kızını alıp gidip burada rahatla sabahına çorbasını içen, yemeğini yiyen o güzel yerlerde, o mekanlarda dinlenme imkanı buluyor. Ben Ahmet Başkan'a bundan dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah vekil olduktan sonra da Malatya'nın sorunu, esnafın sorunu rahat götüreceğimiz ve milletvekiller seçildikten sonra da ilk ziyareti Ahmet Başkan yaptı. Bundan dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizim vekillerin çoğu şunu söylüyor. Hem bizi seçin hem de bize bir teşekkür edin. Anlayışı var ama Ahmet Başkan'da o anlayış yok. Ahmet Başkan'dan gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla her esnafı olsun, kuruluşlar olsun birbirimizi ziyareti. Çünkü yıllarca belediye başşehri eminlik yapmış. Yani milletvekili de bu kuyularını bırakmaları lazım. Milletvekili olduktan sonra da vatandaşa gir, vatandaş hem seçecek hem bir teşekkür edecek. İyi sizi seçtik mi diyecek. Kendiler çıkıp millete teşekkür edecek. Bizim odaları gezecekler, esnafı gezecekler, sorunları dinleyecekler. Ahmet Başkan da bu sorunları biliyor. Şimdi sorunları Ahmet Başkan'a anlatmamız mümkün değil. Çünkü Ahmet Başkan yıllarca belediye başkanlığı yapmış, il başkanlığı yapmış ve beraber de çok büyük mesai yaptık, beraber çalıştık. İyi günümüz oldu, kötü günlerimiz oldu ama her zaman iyi yaptığı zaman her zaman kendini takdir ettim. Her yerde de devamlı alnım açık, yüzüm hak olarak Ahmet'in yaptığı hizmetler, her zaman Ahmet Başkan'ın yaptığı hizmetler her zaman da ben bunu dile getirdim, defalarca getirdim. Bizler 9 yıl Malatya'ya hizmet etmeye gayret ettik. Malatya'nın gelişmesi, kalkınması, Malatya'nın yaşanabilir güzel bir kent olması adına bu yeşil alanlarıyla, meydanlarıyla, sokak ve caddeleriyle, parklarıyla yani hedefimiz bir yandan Malatya'yı ekonomik olarak büyütmek, bir yandan da belediyecilik hizmetlerinin ötesinde Malatya'yı her yönüyle, her boyutuyla kalkındırmak. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gerçekten başta esnaflarımız olmak üzere, başkanımla da ben bunu her defasında da ifade ediyorum. Esnaflarımızla her zaman istişareler oldu. Başkanımızla uyumlu bir çalışma yürüttük. Bu süreç içerisinde Malatya'da bütün yapısal değişiklikler yapıldı. Ulaşımdan, esnaflarımızın bulunduğu alanların inşasına, altyapısına kadar. Dolayısıyla bizler her zaman şuna inanıyoruz. Yani kurumlarımızla, STK'larımızla birlikte hareket etmek. Bu kent hepimizin kenti. Birlikte bu şehre ne kadar hizmet edebiliriz? Bunun gayreti içerisinde olduk. Tabii yeni milletvekilliği seçilerek meclise gittik ama bizim tabii meclisteki gitmemizin bir tek gayesi sebebi var. Hem ülkemize hizmet etmek, hem şehrimize, ilimize hizmet etmek. Yine bizler sahada olacağız, başkanımızın yanında olacağız, beraber olacağız. Malatya'nın sorunları varsa bunları nasıl çözeceğiz, bunun gayreti içerisinde olacağız. Dolayısıyla Ankara'da olduğumuz kadar Malatya'da olacağız. Haftanın 3 günü Ankara'da olacağız, haftanın 4 günü Malatya'da olacağız. Dolayısıyla hep birlikte inşallah daha güzel hizmet nasıl getirilebilir, yatırımların daha hızlanması adına yeni projelerin yatırım programına alınması konusunda gayret edeceğiz. Tabii ki esnaflarımız aslında hem ticaretin dengeli gelir seviyesinin dağılmasında, sosyal dengenin oluşmasında, ildeki ekonominin büyümesinde esnaflarımızın güçlü olması, esnaflarımızın destek görmesi bunlar çok önemli, bunu biliyoruz.
Bu açıdan da esnafın güçlenmesi demek Malatya'nın güçlenmesi anlamına gelir, ülkemizin güçlenmesi anlamına gelir. Bunun için de tabii ki esnaflarımızın karşılaşmış olduğu sıkıntılar varsa, bürokrasi varsa veya zaman zaman ekonomik daralmadan kaynaklanan daralmalar varsa bunları aşacak teşviklerin oluşması konusunda da inşallah yine birlikte gayret edeceğiz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Olarak. Teşekkür ederim.